Değerli arkadaşlar, yine de yedinci örnekte sizinle beraberiz. Bu örnek, değerli merhum Prof. Dr. Yalman Odabaşı hocamızın kitabından alınmış bir örnektir. Betonoma kitabından. Burada, şekilde görmüş olduğunuz verilen bilgiler ve kesit ve donatı miktarı da belli. Bunun kesitin ve donatı miktarının yeterli olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bunu pratikte nerelerde karşılayacağımızı bir düşünelim. Örneğin bir şantiyeye gittik. Şantiyede önümüze çıkıyor proje. Var olan projenin tedbikatta şu projeye kirişin yeterli olup olmadığını bir bakalım diye düşündüğümüz zaman anında elimizde Şantiyelerde özellikle kitabımız veya not defterimiz her zaman bulunacak diye bir şey yok. Var olan kitaplarımız da çoğu zaman raflara kaldırılmıştır veya şantiyenin dışındadır. Böyle bir durumda biz elimizdeki var olan bu akıllı ve smart dediğimiz bu telefonlar vasıtasıyla bu problemi anında çözebiliriz. Bu örneği daha önceki örneklerde gördüğümüz apps programımızın vasıtasıyla uygulamaya geçeceğiz. Bu programda daha önceki örnekte de görmüş olduğunuz gibi daha önce dizayn yani tasarım bölümüne girerek gerekli olan donatı miktarını çıkartıyorduk. Ancak elimizdeki var olan donatı miktarı belli ve ebat belli. Bunu belli yeterli olup olmadığını lokal tahkik olarak inceleyeceğiz. O zaman bu programda bölümüne yani tasarım bölümüne değil review bölümüne gireceğiz. Review bölümüne tıkladığımız zaman bizim kiriş ebatımız 20 cm. Ancak son deprem yönetmenliğine göre hatırlatmak isterim kiriş ebatı 25 santimin altında olmayacaktır. Ve kiriş yüksekliğimiz bu örnekte 50 santimdir. Ancak son deprem yönetmenliği ve TC 500'e göre 60 santimin altında olmayacaktır. Bunu özellikle hatırlatmak isterim. 50 santim 4 santimde paspayı düşersek 46 santimdir bizim kestimiz. Bizim donatımız 4 tane 12'liktir. liktir. 4 tane 12 liğin alanı toplam alanı buraya gireceğiz. 4 tane 12 her bir 12 liğin alanı bizde hepimizin bildiği gibi cadvallarımızdan da bildiğimiz gibi 1.13 bir tane 12 alanı çarpı 4 dediğimiz zaman bizim toplam 4 4 tane 12 alanı 4.52 cm karadır. Bizim bu arada örnekte B'si 20'dir. Yani beton sınıfı 20'dir. C 20. Onun da basınç dayanımı betonumuzun basınç dayanımı 200 santim, kilogram bölü santimetre karadır. Ve kullandığımız çelikte örneğimizde BC uçtur Yani ST3'e denk gelir. Bunun da yield strength of reinforcing'ini yani bu ne demektir? Bizim çeliğimizin akma diyarıdır. O da 4000 Bizim momentimiz factor, factored Moment yani eğilme momentimiz örnekte ton metre cinsinden. Özellikle burada belirtmek isterim ne zaman biz örneklerde verilere yanlış girersek o çıktılar da bize yanlış olur. Bu arada birim çevirmeyi unutmayacağız. 4.8 ton metredir. Bunu kilograma çevirdiğimiz zaman 48.000 bin 48.000 bin olmaktadır. Örneğimiz bitti. Peki. Şimdi bunu çek dediğimiz zaman bize bu kesitin ve donatı alanının yeterli olup olmadığını bize bu program belirtmektedir. Gerekli olan donatı alanımız yeterlidir ve gerekli olan beton yüksekliğimizde yeterlidir. Bunun yeterli olup olmadığını bakacağız. Şimdi biz Kiriş yüksekliğimizi burada arada 46 santim değil de bunu 25 santim yapalım. Peki bize bu kesitin yeterli olup olmadığını bu program belirtecek mi? Çek diyeceğim. Bakın. En sonunda kırmızı çıktı. Yani bu kesit bu yani 25'e yüksekliğinin, kirişimizin yüksekliğini 25'e düşürdüğümüz zaman bize yeterli değil diyor. Yani program direktmen bize kesit yüksekliğini artırın diyor. Yani bunu kontrol amacıyla bu programın doğru çalışıp çalışmadığını örneklerle arkadaşlar kendiniz bu programı indirdiğiniz zaman çözeceksiniz. Ancak demir miktarı yeterlidir. Çünkü demir çekmeye karşılıyor. Ancak ne kadar ki beton ve mukamatta görmüş olduğunuz derslerde ne kadar yükseklik artarsa o kadar da atalat momenti artıyor. Bizim burada diyelim bu sefer kiriş yüksekliğini 30 santim yapalım. Dinamik amacıyla. Kurtaracak mı kesip? Çek diyorum. Hala kurtarmadı. Peki bunu 35 santime çıkartıyorum. Kurtaracak mı? 35 santimde bizim kesitimiz bakın kurtardı. 80 metri yani kesit yeterlidir ve bu ACI 318 yani American Concrete Institute'un kısaltılmışı ACI 318 bu da bizim TS 500'de aman hemen aynı, aynıdır. 0.90 ductile section Yani bu kesitimiz süneklik düzeyine uygundur. Umarım ki bu örnek size yardımcı olacaktır. İnşaat Mühendisliği'nde okumakta olan değerli inşaat mühendisliği öğrenci arkadaşlarımıza ve pratikteki meslektaşlarımıza yardımcı olacağını umuyorum. İlginize teşekkür ederim. Bir dahaki örnekte görüşmek ümidiyle.